Dyno testi öncesi aracın ABS, ESP sistemlerini devre dışı bırakıyoruz. Aracın güvenlik sistemleri devre dışı kalıp dyno performans ölçümünü o şekilde yapıyoruz. Cihazımıza aracın değerlerini aktarıyoruz. Aracın marka, model ve motor bilgilerini aktarıyoruz. Ona göre cihazla aracı birbirine eşleştiriyoruz. Oradaki eşleştirmeyi sağlayıp kalibrasyonunu yaptıktan sonra da dyno ölçümlerini yapabiliyoruz. Dyno ölçümünü araçlara göre değişiyor bu vites aralıkları. 6 ileri bir şanzıman. Bu araçta 4. viteste yapacağız. Yaklaşık 2000 devirde ölçüm işlemi başlayacak. Kalkışımızı verdik. Aracımızı 4. vitese aldık. Kırmızı çizelge ile yeşil çizelge birbirine oturduğu zaman cihazın ölçümleri başlayacak. Ölçümümüz başladı. Ölçüm işlemimiz tamamlandı. 126 km hızda 3600 devirde 62.5 kW. 96 km hızda 2737 devirde 195 Nm güç uyguladı araç. Motor çalışmasında grafiği de herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Sürekliliğini, stabilliğini koruyor. Burada yakıt sistemi veya blokla ilgili herhangi bir problem olsaydı, ateşleme sisteminde dahil olmak üzere grafikte dalgalanma güçte kesinti yapardı. Onunla buradan tespitini yapardı. Hangi devir aralığında, hangi hız aralığında olduğunda buradaki değerlerde karşılaştırıp grafimizi okuyup ona göre bilgimizi verebilirdik. Şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını aktarabiliriz.